Evet, 3,5 yıllık evli bir çiftimizle daha beraberiz. Tedavimize başladık. Bugün kaçıncı gün Selen Hanım? Dördüncü gün. Dördüncü gün ve tedavinizi bitirdiniz. Bu tabii 3,5 yıllık evlilik, bu vajinismusla geçen 3,5 yıllık evlilik kolay geçmemiştir diye düşünüyorum. Bu konuda sizin duygu düşüncelerinizi alalım. Neler hissettiniz, neler yaşadınız bu dönemde? İlk evlendiğim zaman da vajinismus olduğunu bilmiyordum zaten. Bir kadın doğuma gittiğimde o söylemişti. Daha sonra psikiyatriste yönlendirdiler. Gittiğim psikiyatriste parmak egzersizi vermişti. Bir 8, 10-12 seans kadar gittim. Daha sonrasında bir çözüm olmadığı için bıraktım. Daha sonra devlet hastanesinde bir psikiyatrist olduğunu söylediler. Ona gittim. O da aynı şekilde parmak egzersizleri verdi. O da bana çok itici geliyordu. Yapamayınca insanın daha çok sinirleri Hiç bozuluyor. yapamadınız parmak Yani çok egzersizi. az yapabildim. Çok Ama ilerleme başarısızdı, evet. sağlayamadınız. Bu vajinismus hastalığı daha önce duydunuz mu? Yani böyle bir hastalıktan haberiniz olmuş Hiç muydu? duymamıştım. Yaşamaya başladığım zaman da öğrendim nasıl bir hastalık olduğunu. Daha sonra da o da benim için bir çözüm olmadı. En son Ocak ayında gitmiştim. 3 ay sonra görüşelim dediğimde eve zaten bir karamsarlıkla gittim. Ağlamaya başladım. Dedim hani kesinlikle bir çözüm olmayacak herhalde. Çünkü parmak egzersizleri de kötü geçiyor. Evet. İtici, sıkıcı, Evet, yorucu kesinlikle. gelebilir. Eşiniz Ahmet Bey ne düşünüyor? Ahmet Bey, sizin düşünceleriniz nedir? Bu dönemde neler yaşadınız? Şimdi 5,5 yıllık beraberliğiniz var toplamda, 6 yıla yakın neredeyse. 3,5 yıllık evlilik herhalde bir kolay geçmedi sizin için de. Yani açıkçası yani biraz önce de bahsettiği gibi yani burada gelmeden önce 3-4 yerle biz daha önce acaba olur mu ki, olur mu ki? Her seferinde 100 saat, 100 saat. Yani açıkçası buraya gelmeden önce de yani kafamda bir türlü soru işaretleri Çok vardı. Gelmedim ben açık söyleyeyim. güvenerek Hani ya vatandaşın, milletin 2 ay, 3 ay, 4 ay süre verdiğini bunlar 3 günde nasıl yapıyor? Dedim artık yani belki de son çare biz buraya geldik. Yani hala geldiğimizde ilk gün tedavi başladığında bile Acaba acaba olur mı ki diye şey yaptım ama yani keşke daha öncelerden biz bu işi bilmiş olsaydık ki daha önce erken gelseydik. Yani açık söyleyeyim buraya gelmeden önce artık pek de evli miydik değil miydik o bile belli değil yani. Zaten gerçek evlilik aslında tedaviden Evet. sonra başlıyor diyoruz. Bugün günlerden Perşembe, değil mi? 28 Mayıs Perşembe. Buraya geliş tarihiniz ayın 25'i. 25'i, Pazartesi günü geldiniz. Ve bugün de dördüncü gününüz. Tabii ilk geldiğiniz günkü heyecanınızı, stresinizi hatırlıyorum. Bilmem siz hatırlıyor musunuz? Değerlendirme yapmadan önce bayağı bir Selen Hanım da bayağı bir stresliydi. Ama tabii ki güven tedaviye başladıktan sonra oluşuyor aslında, değil mi? Yani bir şeyleri yaptıkça, başardıkça ve kendinizdeki gelişmeyi gördükçe artık inanç da geliyor. Ben bunu yaparım demeye de başlıyorsunuz. Tedaviler nasıl geçti? Yani zorlandınız mı? Yani nelerle karşılaştınız? Böyle kabaca biraz onlardan bahsedelim. İlk gün başladığımda acaba nasıl olur ki? Acaba hep aklımda bir acabalar vardı. Ama İsrail'in ellerini kendimi bıraktığım zaman da hani elimi sıkı sıkı tutup bu bitecek dediğinde kendime bir güvenim geldi. İlk gün güzeldi tabii ki hani inanamadım yaptıklarıma kendim bile inanamadım, eşim bile inanamadı. İkinci gün biraz kötü geçse de üçüncü gün çok Daha iyi. gülerek geldim ve Yani Esra da şaşırdı. inişli Evet. çıkışlı oluyor değil mi? Hani Böyle seni hep böyle duygusal. pozitif görmek istiyorum dedi. Daha sonra Esra abla, Safinaz abla sağ olsunlar bana Yardımcı destek oldular. oldular. Eşim de inanamadı yaptıklarımıza. İşte dördüncü günün sonunda her şey çok İş güzeldi. hallolmuş Evet. oldu. Bundan sonra hayat inşallah çok daha güzel geçecek. Aslında evliliğiniz bir testten geçmiş oldu. Yani vajinismus gerçekten hem kişinin kendi özgüveninde olsun, hayata bakışında, işlerindeki konsantrasyonda olsun bir takım sorunlar yaşatıyor. Hem de evlilikle ilgili ciddi sorunlar da yaşamaya neden olabilir. Tabii bu konuda eşiniz size
çok destek olmuş, anlayışlı davranmış. O yüzden de şanslısınız. Bundan sonra artık eğiliminiz çok daha iyiye doğru gidecek. Çok önemli eksikliği tamamlamış olduk. İnşallah her şey gönlünüzce güzel ve İnşallah. Mutlu bir dönem sizi bekliyor. Her şey gönlünüzce olsun. Sorunu yaşayan bu tür hastalarımıza neler önerirsiniz? Hiç kimse vakit kaybetmeden Hera'ya gelmeli bence. İnşallah en kısa zamanda Hera'yı bulup gelirler. Hera'ya güvenmelerini tavsiye ediyorum. Hera'nın ellerine kendilerini bıraktıkları zaman 3 günün sonunda bayağı bir yol kat etmiş olacaklar. Evet. İnşallah herkes Hera'ya en kısa zamanda kavuşur demek istiyorum. İnşallah, sağ olun. Katıldığınız için, video çekimimize izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten pek çok hastaya çok büyük bir destek sağlamış oldunuz. Bu videomuzun Facebook grubumuz olsun, bazı video portallarında yayınlanmasına, kişilik bilgileri saklı kalmak kaydıyla izin veriyor musunuz? Veriyorum. Teşekkür ederiz. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah mutluluklar dileriz. İnşallah.